Arkadaşlar merhaba. Şimdi dersimizde örnek bir tornak parçasında kademeli olan baktığımız çalış şartları orada anlaşılıyor, simgül oldu. Bir parçayı temel yapıda olarak nasıl yazıyoruz? İşin mantığını öğrenirseniz diğer türlerini çevirdiğinde işte takım uçkar uçkar arkadaşlar tarihinizden kodladığınızda bu kodlamayı anlayabildiğinizde aslında şu an programın mantığının içerisine gireceğiz arkadaşlar. Şeyler anlatacağım, program nasıl yazılır, takım nasıl çağırılır falan ama burada program mantığını anlatacağım, kodlarla ilgili devam ediyorum. Şuraya baktığımızda nasıl yazılıyor bu? Buraya bir numaralı şey yazdığımızda, konum nedir bir numarada? Normal mutlak yazdığımızda sıkım artacak. 0,0. Diyelim de 2 numaraya geldiğimiz arkadaşlar. 10. Nedir? Şöyle yazalım isterseniz. Şunun x, şunun z olduğunu düşünelim şöyle. 2 numaraya geldiğimiz arkadaşlar. 2 numaranın koordinatında nedir? Bakın z'de hareket yok. X'de hareket sadece. Nedir x? 27. Biz yazarken arkadaşlar yarıçap falan düşünmeyin. Yarım bile ama tam çapta verdiği için biz çapı baz alırız. Yani tornavuda, spotta, tutuyor musunuz? Talaşlı bir milim yüklediğimizde aslında yarım gidiyordu. Yarım da diğer taraftan sindirim yolu aldığı için bir milim talaş alıyordu. Bizim için önemli olan ne? Bir milim talaş almak. O yarım gitmiş, 0,5 gittiğinde isterse veya 0,2 gittiğinde isterse bir milim alsın ama bizim için önemli olan bir milim alması. Onun için de o 0,5 gittiğinde bile hani burada 10 milim gidiyor bu şekilde 20 görünüyor. Şeyde. Biz çapı baz alıyoruz. Şimdi şuraya geldiğimiz arkadaşlar 2 numara nedir o zaman? X'de 20'ye git, Z'de 0. Bir şey yazmaya da bilirsiniz. 3 numara geldiğinde arkadaşlar, 3 numara nedir? X'de 0, hareket yoktu, yukarı aşağı. Z'de eksi, Z'de eksi 20'ye git. Değil mi? Pardon, şuna şu 20. Eksi 20. Çünkü buraya sıfır kalıyor. Buradan arkadaşlar sıfır noktamız burası. Tamam mı? Referans aldığımız parçanın alıcı kısmı. Hani tuvalet yaptık ya sıfır kalıyor. Gidiyordu. Hatırlıyor musunuz? El tekledi falan. Şimdi şurada dördüncü nokta nedir buradan? Dördüncü nokta hocam. 36 değil hocam liste. 36 yukarı dördü mü? Pozitif. Evet. Zetler yapmıyor. Zet sıfır. Evet. Zet sıfır. Beş numara. İler. X'de 35, Z'de 0. Tam tersi. Bak, X, hani Z bu yön ya. Yani, biz ne yaptık? Yukarı gidiyoruz. Bak, buradan buraya çıkıyor. Nereye çıkıyor? 5 numara, 4 numara, Z'de gidiyor. Ne yapıyor? Bak, takım burada, buraya gidiyor. X'de 0 hareket yapıyor, Z'de buraya göre 35. 6 numaraya bakalım arkadaşlar. Eksi. Evet. Diğerine baktığımız hareket yukarı doğru bir hareket var. Yani çapta bir hareket. X'de 7,2 çıkıyor. Z'de 0. 7 numara geldiğimizde arkadaşlar. X 0 gidiyor. Z'de X'de 64. Çok güzel. Şimdi bunu aynısını şuraya baktığımız arkadaşlar. Şuna baktığımızda aynı şey O W diyelim şöyle O W eklemelisinde 0'a 0 olduğunu düşündü. Hani gitti 0'a 0. Diğerinde ne yapıyor? Çapta ne yapıyor? Ona çıkıyor değil mi? Şey 20'ye. Evet. 20'ye 0. 0. Sonra içeri doğru eksi 20. Yani biz şöyle karşılaştırdık ne bulursak şöyle. Biraz daha şey çizelim şöyle. Şurada 3 numarada nedir arkadaşlar? 3 numaraya nasıl gidiyor? 0 hareket. Evet. Eksi 20. Şöyle şey yapacak olursak burada arkadaşlar. 4 numarada ne yapıyor? Yukarı evet. Evet. İşte burada
fark çıkıyor ortaya. 16.000, bunun bir yöntem 16.000'ler geliyor. 20'den 36'ya gitmek için. 16 ya 0. Sonra 5 numara gidiyor arkadaşlar, bakalım. 5 numara yaklaşınca 0'a eksi 15. Eksi 15. 20 idi. 15 milimler gittiğinde eksi 35 gidecek. Eksi 15. Sonra ne yapıyor? Yukarı doğru 6 numara 36'dan 52'ye gidiyor. Yani 36 16 milim daha hareket edecek. 16 0 0 7 numara yaptığımız arkadaşlar 0 0'a eksi 29 eksi 29 29 tabii farkı bu. Yazarken bu şekilde yazılıyor. Ama en çok tehlikeli bir şey tabi program yapısından ölçülendirme sistemine göre değişir. Ölçülendirme de arkadaşlar bazıları şöyle ölçülendirme yapıyor. Örneğin şunu da yapalım. Bu eklemeyle ölçülendirme mantığı yani bir resim verirken de şöyle yapıyoruz biz. Şöyle. Tek ölçü cetvelini göstereyim şöyle. Şöyle gösteriyor. Burası kaçtı? 20. Şöyle yapıyor. Burası kaç? Kaçtı şeyde? 35'ti hocam. 35'ti 15. Burası? 64, 29 oldu. 29. Bakın bu ekleme liste. Sen burada eğer burada yazarsan hesap yapman gerekiyor. Eklemeli ölçülendirme sistemi burada ölçülendirme. İlk sistem bakın AutoCAD'de de böyle. Hatırlarsan AutoCAD'de hem böyle hem de diğer türlü ölçülendirme var. Bu şeyde de arkadaşlar programda böyle. Bu şekilde bu dersi bitiriyoruz.